Hadi değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hey Allah'ım, Kur'an'ı izliyoruz, soru soruyoruz, cevap vermiyorsun. Harama helal göstermek de münafıkların huyudur, biliyor musun? Tabii ki harama helal göstermek, helali haram göstermek küfürdür zaten. Küfür bir eylemdir. İslam'ın mahvolmasının sebebi de budur. Yani Müslümanların böyle sürünmesi, önüne gelenin gelip saldırması, öldürmesinin nedeni, meydana gelen felaketlerin sebebi, Müslümanların birleşememesinin sebebi, haramı helal yapmak, helali de haram yapmak. Biliyor musun diyor, zaten biz gece gündüz bunu anlatıyoruz. Bunu en iyi bilenlerdenim. Bir de soru soru cevap vermiyorsun diyorsun, ne sordun, neyi cevap vermedik, o da belli değil. Sor sorunun cevabını verelim. Yalnız sen tabii haramı helal göstermek diye bir konuya girmişsin. Şimdi bak, eğer sen helali haram yaparsan bu küfürdür. Şimdi seni kastettiğin altın haram diyorsun, benim anladığım. Gümüş haram, yok gümüş değil de müzik haram. Gülmek haram, eğlenmek haram, dans haram. Sonra ne var başka bunlar? Bol. Heykel, ipek. Şimdi karides, midye, yani deniz ürünleri, sen bunları haram dersen, efendim? Satranç haram. Satranç. Evet. Haram dersen İslam'dan çıkmış olursun. Ya yani Allah adına hüküm vermiş olursun. Ya yani ilahlık iddiasında bulunmuş olursun. Bu olmaz. Galiz bir harama girmiş olursun. Dolayısıyla benim yaptığım doğru. Yani mesela ben altın helal diyorum. İpek de helaldir. Müzik de helaldir. Dans da helaldir. Eğlenmek de helaldir. Şimdi ne diyorsun? Kur'an'ı izliyoruz, soru soruyoruz. Ha, Kur'an'ı izliyorsan bana Kur'an'dan söyle. Niye üstü kapalı konuşuyorsun? Niye imalı konuşuyorsun? Diyorsun ki haramı helal göstermek de münafıkların huyudur. Böyle bir şey hissettiysen, ima edeceğine hemen niye söylemiyorsun? Ayette söyle.
Söylemezsen harama girersin zaten. Söylemiyorsun. Niye söylemiyorsun? Çünkü delilin yok. Çünkü ayet yok onların ilgili. Doğru söylemediğin için kafalı yollu kendince laf atıyorsun ortaya. Yani biz de diyeceğiz ki ya adam bir şey dedi. Benden Kur'an'la konuşacaksın. Ayeti vereceksin. Ben de senin dediğine uyacağım. Hangi haramı helal gösterdim söyle. Ne diyeceksin? Altın diyeceksin. İpek diyeceksin, müzik diyeceksin, dans diyeceksin. Ben de diyeceğim ki sana bana ayet gösterdi. Ayet yok diyeceksin. O zaman ben haklı oluyorum. Sen doğru söylememiş oluyorsun. Yakup hocam. Her seferinde bu üzümler beni baştan çıkarıyor yani. Bir acayip görünüm var. Bunlar bir şekilde şemale sok. Yani. Ye beni der gibi ya. Çok şahane şeyler. Nar çok şeker ya görüntüsü. Tek tek küp küp. Hepsi de canlı. Nar öyle konduğunda ölüp bir meyve zannediyor. Nar canlıdır. Yani hücreleri falan hepsi canlı oluyor. Ölmüyor. Kış boyunca ölmez. Çekirdeği zaten canlı. Çekirdeği hiç ölmez yani. Bu gelenekçi mantık, gelenekçi din anlayışı eski Mısır'da Firavun devrinde vardı. Bu gelenekçilerin halkı ıslah etmek için, eğitim yapmak için para alması o zamanın Firavun devrinin din adamları, o putperest din adamları tarafından o görev yapılıyordu. Ve para karşılığı yapıyorlardı. Firavundan veya halktan para alıyorlardı. Para karşılığı din anlatıyordu. Oradan gelen bir gelenektir o. Mesela hasta olduklarında orada rahipler vardı, Firavun'un dinine mensup rahipler. Onlara şifa tılsımları veriyorlardı ve iyileşeceklerine inanıyorlardı. Onların şifa tılsımlarına. Mesela Nil'in taşmaması veyahut mesela çekirge afatı olduğunda falan onlar kendilerince muskalar hazırlıyorlardı. Para karşılığı ama bunu yapıyorlardı. Halkı da böylece sömürüyorlardı. Mesela antik Mısır'da büyü tanrıçası Sekmet vardı. Belirli dualar belirli derecede tekrarlanır, belirli ritüeller okunurdu. Mesela Hekmet'in tapınağı ziyaret edilip, Hekmet'e dua edip mavi lotus dansı yapmak sonra özel bir doda tütsü yakmak gibi ayrıca papürse dua verdikleri, dua adını verdikleri sözleri yazıp bunu batırdıkları suyu içmek. Mısırlıların iyileşme için gerekli olduğunu inandıkları bir ritüel bu. Bak, dua ediyor, mavi lotus dansı yapıyor, sonra özel bir odada tütsü yakıyor. Ayrıca papürüslerin yani ince kağıt, dua adını verdikleri sözleri yazıp bunu batırdıkları suyu içmek. Yani o devrin bir ritüeliydi bu. İşte Hekmet'in tapınağı ziyaret edip, Sekmet'e dua edip, böyle çeşitli isimler var kendilerine göre. Bakın aynı kafa şu anda da var. Yine evet. Aynı şekilde bazı duaları yazıyor. Onu kağıda koyuyor, kağıdı suyun içine sokuyor. O suyu içiyor, evet. Bak ta eski Mısır'da, Firavun devrinde putperest adeti bu. Evet. Bak nereden nereye kadar geliyor. Evet. 5000 yıllık geçmişi var neredeyse. Evet. Rejimi de anlatmışsınız adamı. Efendim? Rejimi de anlatmışsınız. O da pagan değil ama sonra İsrailiyattan geliyor. Yani Yahudilikten geliyor. Ha rejim tabii. Rejim etmek. Yani taşlayarak öldürmek. Evet. Rejim dersen gençler anlamaz.
benim anlattığım din anlayışında bir samimiyet var. Hayat normal yaşanıyor bir kere. Böyle anormal mantıklar yok. Kardeşim bir kere adama sen müzik haram diyorsun. Müziği adam her yerde duyuyor. Televizyon açıyor, duyuyor, orada duyuyor. Haram bir fiili sürekli gece gündüz yaptığına inandırtıyorsun adamı. Ve adam münafık olduğunu, Allah'tan korkmadığını düşünüyor. Çünkü evinde televizyon açtığında mecburen müzik başlıyor. Dinliyor yani. E haram diyorsun. Haram ne demek ya? Adam sürekli haramı yapıyor. Komşuda müzik oluyor. E normalde evinde çıkıp gitmesi lazım komşuda müzik olduğunda. Ya televizyonda müzik olduğunda hemen kapatması lazım. E her programda, her yerde müzik var. E mecburen dinliyorlar. Dolayısıyla adamları vicdan azabı içerisinde kıvrandırıyorlar. Mesela hiç kimseye bakmayacaksın. E mecburen insan tabii başını kaldırıp bakıyor. İşte gözüne diyor eritilmiş kurşun dökülecek. Adam çok büyük bir vicdan azabı çekiyor. Mesela müzik dinliyor, kulağına diyor kurşun akıtılacak, eritilmiş kurşun akıtılacak. Adamın çekeceği azabı düşün ya. Yani hayır, sırf azap değil, bir de Allah'a karşı isyankar olduğuna inanıyor. Yani çok samimiyetsiz olduğuna inanıyor. Ayette de diyor ya, bu ruhbanını biz onlara söylemedik, kendileri çıkarttılar. Ama ona da uymadılar diyor. Mesela antik Mısır'da yine mesela kadının çocuğu olmuyorsa insanı rahatsız eden her durumun bir ritüeli var. Bir duası var. Ama büyü tanrıçasına dua ediliyor. Yani ondan medet bekleniyor. E bak 5000 yıl sonra alınan şekle bak. Murat Gümüş, siz neden Müslümanları kötülüyorsunuz? Ayıp değil mi? Bu yazdıklarımı adına noktaya iletin. Cehennemde yanacak o kişi. Kötüleme değil. Doğruyu göstertiyorum. Eleştiriyorum çünkü helak oluyorlar. Bak Suriye'de helak oldular, Irak'ta helak oldular. Her yerde helak oluyorlar. Libya'da helak oluyorlar. Yani Müslüman kalmayacak bu durumda. Biz İslam dünyasının aydınlık tek yüzüyüz. Pırıl pırıl aydınlık yüzüyüz. Yani biz de olmasak bitti, Allah esirgesin. Yani tabii var, birçok insan var ama en belirgin böyle yani gözde görülür olarak biz varız. Niye ayıp olsun? Farzı yerine getiriyorum. Ayıp değil mi? Niye ayıp olsun? Emri bil maruf, nehyan münker. İbadet yapıyoruz. Ana noktaya iletin, cehennemde yanacak o kişi. Cennet veya cehennem, ümit ve korku arasındayız. Yani biz cehenneme de gidebiliriz, cennete de gidebiliriz. Ümit ve korku arasındayız. Ama cehenneme gidecek bu kişi dersen, dinden çıkarsın. Yani ne, o kaybı Allah bilir. Sen Allah adına hüküm vermiş oluyorsun. Küfre gidersin. Öyle olmaz. Ama şöyle desen, mesela ümit ve korku içinde ol. Hem cennet ümidin olsun, cehennemden de kork dersen bu olur. Ama cehenneme gideceksin dersen harama gidersin. Yani Allah adına hüküm vermiş oluyorsun ve gaybı bildiğini iddia etmiş oluyorsun. Her yönden haram. Adnan Bey, yanınızdaki her arkadaşınıza %100 güveniyor musunuz? Hiç şüphe duymuyor musunuz? Ya münafıksa diye, Şule Akçay. Canım Müslüman anlaşılır yüzünden, uslubundan, konuşmasından anlaşılır. Yani bir ters negatif elektrik yoksa, uysal, güzel huyluysa niye rahatsız oluyor? Ama hastaysa belli diyor kendini tabii. Yani hasta, ben münafıkları her zaman teşhis etmişimdir, çocuklar bilirler. %100 isabetle ve her zaman da tedbir aldım. Yani Allah'a çok şükür. Yani yüzünden anlaşılır, bakışlarından anlaşılır münafık. Tabi Allahu alem. Ama hep muhafaza etmeye çalışmıştınız son ana kadar, yani kendileri artık. Mesela bak Musevilerin inançlarından
Eğer gözünüzde rahatsızlık varsa, göz hastalığınız varsa, iyi bir insanın cenazesinde ağlayın. Gözünüze şifa olur diyor. İyi bir adam bulacakmış, gelip cenazeye diyor, gözüm rahatsız, gelip şurada bir ağlayabilir miyim müsaadenizle diye. Şifa niyetine. Ya bunun bir mantığı var mı Allah aşkına? Ya onlar da bir alemler ya. Ya çok acıyorum, çok şey, ben çok severim ben Ortodoks Musevileri. Ama tabii yanlış yönleri de var. Birden şu an tam da üstlerine gitmiyorum. Yani şunu düzeltin, bunu düzeltin. Önce bir dindar olmalarını istiyorum. Yani bütün İsrail'in bir dindar olması. Çünkü dinsizlik çok yaygın İsrail'de. Dindar sayısı çok az. Kulak hastalıklarının iyileşmesi için şoför bu şey var ya, ona Musevilerin borusu. Evet. Onun sesini dinleyin diyor. Ya kulağında enfeksiyon olmuş, iltihap enfeksiyon. Antibiyotik falan kullan desen aklım alır ya, sıcak tut falan desen. Adama boru dinleteceksin, adam kulağa gidecek yani. Boruya ne alakası var ya? Sebebe sarılmak lazım. Burunla ilgili hastalığın çözümü için cinsel ilişkiye girmenizin yasak olduğu kimsenin kokusunu almayın. Ya şimdi öyle bir adam nereden bulsun, kadın birini bulacak cinsel. Mesela gelenekçilerin birçoğunun aklı dengesi yerinde olmuyor. Sürekli vicdan azabı çekiyor çünkü. Diyor ki mesela gülme haram. Kendileri, ben onların toplantılarına sürekli katarım, yerlere yatarak gülüyorlar. Bağıra bağıra gülüyorlar. Yani hiçbir gelenekçinin siz sakin güldüğünü gördünüz mü? Bağıra bağıra gülüyor, öyle bir şey yok. Esprileri genelde dinle oluyor, İslamla oluyor. Tabii. Mesela kadın erkek bir arada bulunması haram diyorlar. Her gün otobüslere dolmuşlar da kadınlar erkekten beraber gidiyor. Haramsa yürümeye mecbur, otobüse binemez. Yani yürüyerek gitsin imkan yoksa. Yahut taksi tutacak, yahut kendini vasıta bulacak. Ya bisikletle falan gidecek. Sen kadınlarla iç içe gidiyorsun. Sırt sırta gidiyorsun. Haramsa yapamazsın. Siz hacı örneğini vermiştiniz. Orada da kadın erkek birlikte yürüyorlar diye. Evet. Tabii. Mesela kadının yüzüne bakılmaz diyor. Her toplantıda hepsi kadının yüzüne bakıyor. Yani %99'u bakıyor. Öyle bir şey yok. Televizyonda programlar görüyorsunuz. Kadının yüzüne baka baka konuşuyorlar. PKK'lıların etek giydiğini ben söyledikten sonra birçok kişi uyandı. Şimdi o konuya gidip birisi de karikatür yapmış. Etekli terör örgütü diye. Var mı sende? Gelmedi, isteyin. Alttan biraz rüzgar vuruyor. Sadece ondan rahatsız oluyoruz diyorlar. En talisi dımdım PKK diye. Gösteririz. Bakayım. ETÖ, etekli terör örgütü. Hebal, böyle insan kendini çoğu özgür hissediyor. Alttan biraz rüzgar vurur ama olsun. Evet. Mustafa Özcan. Ben size her gece izliyorum. İzlediğine göre demek ki memnunsun durumdan. Gerçekten çok bilgilisiniz. Ama yaptıklarınız sizi cehenneme götürüyor. Farkında mısınız?
Ya şimdi bir kere Allah'tan nasıl hüküm veriyorsun? Bu bir, bu haramdır. Ya küfre gidersin. İkincisi, neden dolayı cehenneme götürüyor bazı yaptıklarımız? Bunlar nelerdir? Ayetle bunu bana bir anlat. Kur'an ayetini anlat. Bana öyle geliyor. Olmaz. Bana öyle geliyor dersen o ayrı bir din olur o. Ve sen peygamberlik iddia etmiş olursun, şirke girersin. Bana Kur'an'a göre söyleyeceksin. Ayet göstereceksin. Ayette yoktu. Ayette yoksa biz doğru yoldayız. Onun için her gece izliyorsun zaten. Onlara ne zaman Allah'ın ayetlerine bir uyarıcı gelse, onlar derler ki siz yürürlükte olan dinimizi değiştirmek istiyorsunuz. Bir daha. O şeytan Allah'a sınır. Onlara ne zaman Allah'ın ayetlerini hatırlatan bir elçi geldiğinde, onlar derler ki siz yürürlükte olan dinimizi değiştirmek istiyorsunuz. Evet. Ne zaman onlara bir tebliğci gelse, İslam'ı anlatan birisi gelse, bizim geleneksel dinimizi, gelenekçi din anlayışımızı değiştirmek istiyorsunuz derler diyor. Doğru söylüyorsun. Ben senin gelenek dinini değiştireceğim. Kur'an'a dayalı olan dini anlatacağım. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, onlara hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız derler. Bir daha. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde. Yani Kur'an'a uyun yani. Evet, Kur'an'a uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız derler diyorlar. Yani fıkıh, yani hocalar, alimler ne diyorsa biz ona uyarız. Kur'an'a uymayız diyorlar, evet. Yine biz Kur'an'a uymayız, bu Kur'an'ı değiştir veya yerine başka bir kitap getir. Bak Kur'an'ı değiştir, bak peygambere bunu söyler Hazreti Muhammed'e. Allah başka bir ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yerini nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Bu Allah katındandır derler, Allah katından değildir. Bu kitaptandır derler, kitaptan değildir. Kendileri de bildikleri halde işte böyle yalan söylerler. Bir daha bu ayeti anlat. Dillerinizin yalan yeri nitelendirmesi dolayısıyla... Yalan söylüyorsunuz diyor Allah. Evet, evet. Evet. Şuna helal, buna haram demeyin. Tamam. Yani kendi kafanıza göre Kur'an'a dayandırmadan şuna helal, buna haram demeyin. Evet. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Bu Allah katından diyor. Peygamber'e vahiyle geldi diyor. Ama Allah katından değil çünkü Kur'an'da yok. Evet. Bu evet. Kitaptandır derler. Oysa kitaptan da değildir. Kur'an'da var diyor. Evet. Nerede? Var'da da keçi yedi diyor. Evet. Yani bir yaprağın üstüne geldi diyor. Vahiy oraya yazdık. Keçi yedi, o yüzden geçersiz oldu diyor. Ya sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Veyahut kimi aldatmaya çalışıyorsun? Veyahut kimi doğru yoldan çıkartmaya çalışıyorsun? Nasıl bir üslup bu yani? Yine Rum Suresi 58, Allah şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz derler. Bir daha. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Kur'an'da yani her türlü örnek var, her şey var. Ha, o zaman Kur'an'a ilave yapmaya, çıkartma yapmaya yeltenenler yanlış yolda. Evet. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz. Dinimizi iptal ediyorsunuz diyor. Muptil iptal kökeninden geliyor. Bunlar ne diyor? Zaten bizim dinimizi iptal ediyorsunuz diyorlar. Evet, evet. Yani sen onları Kur'an'a çağırdın mı? Onlar seni atalarına çağırırlar diyor. Evet, evet, evet. Ya ataları bir şey bilmiyorlarsa diyor. Evet. Şeytana Allah'a sığınırım gene mi oyacaklar diyor. Evet diyor bunlar gene oyacağız diyor. Bak diyor ki, zina eden evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet, Hazreti Ayşe'nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Bak yalana bak. Peygamber vefat edince Hazreti Ayşe onun Resulullah'ın gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Alenen yalan. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kur'an'dan çıktı. Ama hükmü devam etmektedir. Ya kardeşim ne kadar samimiyetsiz, ne korkunç bir üslup ya bu.
Halbuki o devirde zaten hafızlar ezberliyorlardı, ayetleri yazmıyorlardı. Hafızın ezberindeyse zaten o Kur'an'dan olmuş oluyordu. Keçi yesin veya yemesin hiçbir şey fark etmez. Yazılan kemik mesela bir şey ezilebilir, üstüne bir boya dökülür veya su dökülür, yazı kaybolur. Ama asıl ezberde, bütün oradaki hafızların ezberindeydi. Hafızların ezberindeki kitaba Kur'an deniyordu. Yani musaf, musaf deniyor. Kur'an bir araya getirme demektir. Toplama. Kıyamete kadar korunacağını bildiriyor Allah. Evet. Cenab-ı Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ile göndermiş ve ona kitap indirmiştir. Rejim ayeti de ona indirilen ayetlerden iyiydi. Bak görüyor musun? Ayet ilave ediyor. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve anladık. Resulullah rejimi uyguladı. Ondan sonra biz de uyguladık. Yani bu feci, dehşet verici cinayet sistemini peygamber de yapıyordu, biz de yapıyorduk. Peygamber iftira ediyorlar. Korkarım zaman geçince birileri çıkıp, herhalde bizleri kastediyorlar. Biz Allah'ın kitabında rejimi bulamıyoruz der. Allah'ın bak nasıl kurnazlık yapıyor, görüyor musun? Bak şeytan nasıl akıl veriyor. Sağlama almak için yani ileriki yılları düşünerek nasıl tedbir almışlar. Ve Allah'ın indirdiği bir farzı terk ederek sapıklığa düşerler. Yani adam öldürmeyen adamı sapık diye göstertiyor. Yani feci şekilde kadınları erkekleri taşlayarak öldürmeyen adamın sapık olduğunu söylüyor. Şüphesiz rejim Allah'ın kitabında evli olmak, şahit, gebelik veya ikrar bulunmak şartıyla zina insan eden kimse aleyhine bir haktır. Yani taşlarak öldürülmesi lazım diyor. 5000 yıllık müşrik adetini İslam'a sokmaya çalışıyorlar ve uyguladıkları yöntemi görüyor musun? Nasıl bir kafalama yöntemi yapmışlar? Yani aksine itiraz edecek adamları da nasıl kilitlemişler? Korkarım zaman geçince birileri çıkıp vallahi kitabında rejimi bulamıyoruz. Ha diyor adam, bak işte bak peygamber dedi, adam da çıktı diyor. Bir genci diyor koltuğuna oturmuş vaziyetteyken diyor Allah'ın kitabı bize yeter dedik dediğini görüyor gibiyim diyor. Bunu gördüğünüzde diyor onu diyeni ve ona inananların hepsini öldürün diyor. Nasıl sağlama bağlamışlar görüyor musun? Ve nasıl korkunç bir sistemle sağlama bağlamışlar. Yönteme bak sen. Cinayete teşvik ediyor. Müslümanın suçu ne? Kur'an yeterlidir diyor. Peygamberin dediğinin aynısını dedi diye, Allah'ın dediğini dedi diye, o Müslümanı ve onun etrafında olanların hepsini öldürün diyor. İşte geleneksel sistem böyle korkunç bir sistem, dehşet verici bir sistem. Şeytan Allah sanırım, Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e sen sana vahyolunana uy diyor. Peygamber Efendimiz de şeytan Allah'a sığınır, ben bana vahyunullah'a uyarım diyor. Bir daha. Şeytan Allah'a sığınırım, Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e sen sana vahyedilene uy diyor. Peygamber Efendimiz de ben bana vahyunullah'a uyarım diyor sadece. Evet, sadece Kur'an. Peygamberimiz mesela Hazreti Ayşe'ye söylüyoruz. Peygamberin sünneti neydi diyor? Kur'an'dı diyor. Evet. O kadar. Ya Kur'an'ı önemsememe, bunlar arasında moda. Gel yavrum. Peygamber Efendimiz'in şikayeti Kur'an'ı terk etmiş bir kitap olarak bıraktılar diye söyledim. Bak Peygamberimizin bir tane şikayeti var ahirette. Benim bu kavmim diyor Kur'an'ı terk ettiler diyor Cenab-ı Allah. Terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Anlam Bey, ayrıca Kur'an'da Allah Peygamber Efendimiz bizim aleyhimize bir şey söylerse biz onu candarmalarından keseriz diye buyuruyor. Ve siz de hiçbir şey yapamazsınız diye buyuruyor Kur'an'da. Tabii Peygamber eğer bunun dışında bir şey yaparsa, bir hüküm uygulamaya kalkarsa onu şah damarından yakalarım diyor Cenab-ı Allah.
yarimiş meğer. Yar yararıza, yerden ayrıldım. Yerden ayrı kalmak ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost. Zorunmuş meğer. Herkes birbirinden güzel ama bugün çok güzel olmuş. Tercüme var mı? Thank you. Zorumuş meğer. Zorumuş meğer. Zorumuş meğer. Bişare Çeto. Amara. Peki o zaman hocam. T. Erdoğan ülkeyi bölmeye çalışıyor diyebilir miyiz? Ne amaçlıyor? Onu da söyleyin. Tayyip Hoca, Türkiye'nin bölünmesine karşı çok net tavrı. Evet. Yani bayağı yeri göğü sallıyor. Ama İngilizlerin devleti de felaket bastırıyor benim gördüğüm. Yani derin devlet, dünya derin devleti bastırıyor. Tayyip Hoca'ya
iyi destek olunursa, başbakana da iyi destek olunursa, orduya, polise iyi destek olunursa hiçbir şey yapamazlar. Gevşek milletleri iyi vuruyor bunlar. Mesela Irak gevşekti, darmadağın ettiler. Suriye gevşekti, darmadağın ettiler. Yani bir kısmı gevşekti, onlara yetti o. Beautiful, 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 beautiful. Very strong eyes, you. And very deep. I love you. Sevimliliğe bak sen ya. Gürbüzlük had safhada. Erhan Dinçer. Hocam şeytan bunlar nasıl kandırmış da bu kadar Kur'an'dan sapmışlar? İbrahim Hamzoğlu. Evet. Fikret sen bir şey söyleyecek misin? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ülkeyi bölmeye kalkanların başına dünyayı geçiririz dedi. Ha işte bu kadar. Bak delikanlıyı görüyor musun? Demin soran arkadaş cevabı buradan alsın. Ama bir oyun hazırlıyorlar. Biz çok dikkatli olmak durumundayız. O Çin Kresiva. Ama bayağı tatlı ya. Çok güzel kız maşallah. Çok haşmetli güzelliği. Böyle filmlerde falan kraliçeler olur, tarih filmlerde. Öyle bir görünüyor. Çok güzel görünüyorsunuz. Ayakkabıların çok güzel, takımınız çok güzel. Yani. Evet, güzel. Bir yeni var. Buna aynı benziyor. Yürüme şekli falan her şey aynı. Zorumuş meğer, zorumuş. Bakalım şu zorumuş meğerin ikinci versiyonu bu. Derde düştüm derman aradım, derdimin dermanı yarimiş meğer. Yarim arar iken yardan ayrılalım, yardan ayrılmak ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost. Çok güzeller gördüm, hep ayrı ayrı.
hakikat gönlünde yalos, 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 yalos. Bir inişme yer, bir inişme yer. Yaradan emretmiş yalos, 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 yalos. Hocam birkaç ay önce sizi izlemeye başladım. 35 yaşındayım. Sizi izledikten sonra Kur'an'ı okumaya başladım. Kur'an'ı okuyunca sizin gerçekten Kur'an'a dayalı bir üslubunuz olduğunu anladım. Allah razı olsun Mehmet Sevinç. Kardeşim bir konu olduğunda bak çok detaylı ayet veriyor. Evet. Ama konuşanlar tek bir ayet vermiyorlar. Evet. Zaten olay buradan anlaşılıyor. Bir ayette şöyle buyuruyor. Kovulmuş yatan Allah'sını. İnkar edenler birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize veli, dost olmazsanız, yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkar. Ya her ayet olayı açıklıyor. Bak işte bozgunun sebebi de bu. Ayeti bir daha söyle. Bu şeytan Allah'a sınırım. İnkar edenler birbirinin velileridirler. Eğer siz birbirinize veli edinmezseniz, dost edinmezseniz, yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkar. Şimdi veli edince ne oluyorsun? Bütün Müslüman alem bir aile oluyor. Evet. Ailenin bir babası olması lazım. İşte bu babanın ismi Mehdi'dir. İnşallah. Yani Müslümanların mutlaka başına bir lider gerekir. Oh canım o nasıl güzel insan ya maşallah. Çok temiz görünüş bayağı. Çok heybetli ya yani öyle makul bir güzelliği yok. Hocam geçmişte çevrem ve ailemden edindiğim bilgiler dahilinde sizi çok eleştirdim. Ama Allah size vesile etti de Kur'an okumaya başladım. Şimdi ise vicdanım almıyor hocam. Kur'an'a bakıyorum, bir de sizin yaşantınıza bakıyorum. Kur'an dışı bir şey yapmıyorsunuz. Aklım almıyor hocam. İnsanı gerçekten büyülenmiş gibiler. Kur'an dışı bir din yaşıyorlar. Mehmet Gündüz. Düştüm derman oldu yarım, derdimin dermanı yarım işmeler.
Canım hocam, canım hocam, her gün ilmimizin artmasına vesile oluyorsun. Dünyanın en güzel insanısın, diyor Yıldız. En güzel insanlarındansın dersen olur. Şu anda bazı kendini bilmezler Kürt kardeşlerimiz aleyhinde ağır küfürle yazıyormuş sosyal medyada. Şivelerini vesaire çok şey yapıyor ama çok güzel Kürt şivesi. Bayağı hoş. Karadeniz şivesi nasıl güzelse o da çok güzel. Kaşlarının kalın olması delikanlının vasfıdır. Gayet güzel. Battal odabaşı. Ne yazsam bilemedim diyor. Şimdi kundaklıktaki bebekleri öldürmek, küçük çocukları bombayla parçalamak mı delikanlı? Ya Kürt'le PKK'yı ayırt edemiyorsan yazıklar olsun sana. Yani Kürt nurdur, PKK pisliktir. Nasıl ayırt edemezsin ya? Peki o zaman Türklerden hapishanede çok fazla katil var. Sen de Türksün. Ne olacak? Katil mi olmuş oluyorsun sen? Ya bu nasıl bir münasebetsizlik, nasıl bir bilgisizlik? Ambulans, yaralı almaya giden ambulansa roket atarla saldırı yapmış PKK. Bugün Sur'da PKK'nın yeni mahallelerde hendek kazmaya başlaması sebebiyle 25 mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve halk bu mahalleleri terk etmek zorunda kaldı. Taşıyabildikleri kadar eşyalarıyla evlerini terk eden Kürt kardeşlerimizin fotoğrafları var. Çok yardımcı olsun devlet. Bu dedelere falan para da verelim. Baksana böyle sırtında falan niye taşıyorsun? Ben yanlış mı görüyorum? Fotoğrafı yaklaştır. Sırtında taşıyorsun. Ya böyle şey olmaz. Yani devlet her türlü imkanı tanısın. Biz hükümetten acil istirham ediyoruz. Böyle bir şey olmaz. Bu çok rahatsız edici. Araba da versin, imkan da versin. Ev de verelim, otellere yerleşsinler. Böyle şey olmaz. Çok şık, güzel olmuş. Çok çok güzel olmuş. Canım benim, sevgin nasıl güzel senin. Çok yakışıyor sana. Bayağı güzel. Sevgi onu çok 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 değerli kılıyor. Bayağı güzelleşiyor maşallah. Adam bir de video var. 95 yaşındaki annesini alıp PKK'dan kaçan bir vatandaşımız. Kürt kardeşimiz. Abi her tarafına sağlık düşer KKK. Güder der. Evet. Devletimiz başımıza eksik olmasın inşallah. 95 yaşında yatada kaçırıyoruz abi. 95 yaşında. Bu adalet mi? Bu kanun mu? Bu bir Müslümanlık işidir. Ya ne diyeceğim ben kardeşim? Ne diyeceğim şimdi ben? Kürtlerin hakkı mı? Böyle mi savuruyorlar Kürtlerin hakkı? He? Böyle mi savuruyorlar kardeşim? Söylesin de söyleyeyim. Ya bu insanlara bu kadar zorluk olmasın. Bak hükümetimiz ne gerekiyorsa yapsın Allah rızası için. Araba veremiyor. Sokakta bu niye gitsin kardeşim? Yüzlerce kamyon sırayla beklesin. Hepsine her türlü imkanı verin. Bir kere otellere, turistik tesislere her yere yerleştirebiliriz. Yani bir çatışma var. Biz onu kolaylaştırmakla mükellefiz. Ya başının çaresine bak diyemeyiz. Yani vatandaşı korumak bizim üzerimize borç. Evlerini terk eden vatandaşı da PKK seyrediyordu. Onun bir videosu vardı. Bir daha konuyu anlat. Evlerini terk eden Kürt vatandaşlarımızı PKK orada durup seyrediyor. Ya kardeşim ben anlamıyorum. Ya be
Ben şaşırıyorum, adam orada ayakta duruyor. Yani havadan müdahale imkanı var, karadan müdahale imkanı var, uzaktan müdahale imkanı var. Ya bunların hepsinin tutuklanması lazım. Bir kere Kürt kardeşlerimizin hiçbir şekilde mağduriyeti olmaması lazım. Hiç. Devlet para da dağıtsın, imkan da versin. Hepsini alalım Antalya, bilmiyorum, turist, devletin tesisleri var. Bomboş ya kış. Bütün tesisler boş. Turistik tesisler hepsi boş. Hepsini yerleştirelim. Operasyon boyunca, operasyonda da baktık evini tahrip etmişler. Yeni ev verelim kardeşlerimize. Yani aksi felaket çok çok yanlış olur. Hiç düşünmesinler. Yani devletin bir numaralı konusu bu olsun. Özellikle böyle yaşlı şey, yani İHA da devreye girsin. İHA yani istediği kadar imkan istesin, o imkanı sağlayalım. Ama bu konular sürüncemede kalmasın. Ben Sayın Ahmet Davutoğlu'nu özellikle rica ediyorum, Tayyip Hocam'a da rica ediyorum. Vatandaşımızın mağduriyeti sıfır olsun. Sıfır mağduriyet. Yani ne sorumuz ya, bayağı kolay. Bak kuzu gibiler, ne güzel insanlar, hepsi devlete sadık. Hepsi millet, hepsi Müslüman. Hepsi dindar, biz PKK'yı onları ezdiremeyiz. Yani ekonomik ezme felakettir. Gel yavrum. Halk evlerini terk ederken PKK bir yandan hendek kazmaya devam ediyor. Bununla ilgili bir video vardı. Şahane. Allah Allah, beni aklım almıyor yani. Orada asker polis olmuyor mu, bu nasıl oluyor ki, ben anlamıyorum. Hayret, bu cennet kızı gibi ne kadar güzel bu böyle ya. Gözlerinin mavisi çok güzeldi. Bakışları çok. Ama yani çok akıl almaz bir güzel. Maşallah. Yani bu gece günü seyredeceksin bunu böyle. Sanat eseri bu maşallah. Benim bir tanem o, benim canımın içi o. Size çok yakışıklı. Canım benim, çok kibar, bayağı saygılı, çok güzel oyunu. Ama çok çok güzel yani, doyamıyorum bakmaya, çok 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 güzel. Bize çok temiz yüzü, bayağı kendi de çok temiz. Kürt kardeşlerimizi aşağılayan herkes aşağılık, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz ve karaktersizdir. Dünyanın en aşağılık adamıdır. Kürt kardeşlerimize, Kürt olduğu için çirkin söz söyleyen herkes dünyanın en haysiyetsiz adamıdır. Kim yaparsın? Yani ırkından dolayı onu aşağılıyorsa, namussuzluk yapıyorsa, her türlü haysiyetsizliğin, namussuzluğun kaynağıdır adam. Bayağı açık. Kürt kardeşlerimiz nurdur, aslandır onlar. Devletimizde bayağı titiz sahip çıksın. Bunu yarın da bugün de gündemde tutalım. Canımın içi, senin sevgin ne kadar artmış yani. Sen nasıl tatlı olmuşsun sen. Bir tanem benim. Ne güzel sevgisin. Maşallah, aferin ona. Ama o söylüyor, ben bir kader üstüne geldim diyor. Allah diyor, beni kader... Değil mi bir tanem? Ne dedin? Söyle bakayım. I said yesterday, for me, you are the gift of God on my life. Siz Allah'ın bir hediyesisiniz. Dün söyledim dedi. Siz Allah'ın bir hediyesisiniz benim hayatım için. Canım benim, şu kedilerine beni delirtti o. Acayip sevgim arttı. Tek tek sayıyor, hepsinin ismi var. Köpekler, köpekler, yani hiçbir hayvan mağdur olmamış. Evet. Kaplumbağa hastalanıyor, doktora götürülüyor. Evet. Veterinere. Zaten bu ne? Bir avuç harçlığı var yani, çok az bir harçlığı var, onu da onlara yatırıyor. Bütün derdi günü annesi ve kedileri, köpekleri,
kaplumbağası, bir de kuşu. Bayağı şeker. Gösterelim mi hayvanları, isim neydi? Evet. Bonita. Bonita. Dali. Dali. Floppy ve Jasmine. Jasmine. Yolda bulup arabasını aldı, komşusuna hediye etti kedi. Lucy. Tinky. He was six. Sheila ve Chico. Yael. Ama onda şaşı olması çok şaşı. Diğer misafirimizin de hayvanları var. Rus misafir. Bakayım. İsimlerini bilmiyorum. What's your name? Bonnie. Ne? Bonnie. Bonnie. Ama çok komik bir tip ya. Lisa. O kardeşin mi? That's your brother. Nikita. Maşallah. Ama aile mükemmel yani. Ama kıyafet falan şahane olmuş bunun. Tarz mükemmel. It's not her clothes, it's clothes Bonnie. Köpeğinin kıyafetiymiş, onun kıyafetiymiş. Yakışmış, olmuş. Canım, canım güzel huylum benim. Bir tanem benim. Efendim. İki soruları var. Kürtçe yayın yapan bir kanal. Türkiye'de Kürtçenin ikinci resmi dil olması konusunda fikriniz nedir? Ya da Kürtlerin dillerini eğitimde kullanılması için Adnan Bey'in formülü var mı? Ya ana dillerini açıkça kullan. Benim arkadaşlarım 20 genç kız arkadaşım Kürtçe öğrendi, ana dili gibi biliyorlar şu an. Şakır şakır. 20 tane genç hanım kardeşimiz. 2 yıldan beri Kürtçe öğreniyorlar. Su gibi Kürtçeleri. Biz Güneydoğu'ya gittiğimizde biz zılgıtlarla Kürtçe'ye karşılaştık, iftihar ederiz. Ama eğitim dili, resmi dil Türkçe olsun ki ben canlarımla rahat anlaşabileyim, konuşabileyim. Çünkü ben Kürtçe bilmiyorum. Zor olur konuşmamız. Yani İstanbul'a geldiklerinde, bir lokantaya gittiklerinde eğer Kürtçe olursa anlatamazlar. Bu vatanın tamamı onların olduğuna göre bu vatanın dilini kullanmaları lazım. Bu vatanın tamamı Kürt kardeşlerimin değil mi? Değil, onların. Değil mi? Onlara aitse o zaman kendi vatanın dilini bilecek. Kendi vatanın dilini kullanacak. Bu kadar kolay. İngiltere'ye giden adam herkes İngilizce konuşuyor. Amerika'ya giden herkes İngilizce konuşuyor. İtalyan bölgesi var. 30 milyon üstünde İtalyan var Amerika'da. 40 milyona yakın. Hepsi İngilizce konuşuyor. Kimse İtalyanca konuşmuyor. Konfor açısından, rahatlık açısından bu şart. Yoksa benim Kürtçe'ye çevrilmiş kitaplarım var, belgesellerim var. Kürtçe bilsin insanlar. O dil kaybolmasın. Ama resmi dil olsa hem onlar yorulur, hem biz yoruluruz. Hem Kürt kardeşlerimiz bizden konuşamaz, biz de onlarla konuşamayız. Çok zor durumda kalırız. Adnan Hoca'nın Irak ve Suriye'de bir Kürt devletinin oluşması konusunda fikri nedir? Adnan Bey, benim abim yine... Evet. Fikri nedir? Barzani'nin bulunduğu bölgede, Barzani de çok efendi bir insan. Müslüman, Kürt kardeşlerimiz. Dindar kardeşlerimiz ki onlar Türkiye'de çok seven insanlar. Eğer Suriye devleti müsaade ediyorsa, efendim, Irak devleti müsaade ediyorsa, uluslararası kanunlara uygunsa, bir devlet kurmalarını iftiharla isterim. İftiharla isterim.
ziyaretlerine de gideriz. Onlar bize gelir, biz onlara geliriz. Hatta sınır kapılarını da açarız. Pasaport, vize falan hiçbir şey olmaz. İstediği gibi gelir giderler. Ama Türkiye'nin içinde bir Kürt devleti kurmaya kalkarsan, bu bütün İslam alemine karşı bir cinayet. Yani bütün İslam alemini yok etme projesinin bir uygulaması. Ve bütün Türklük alemini yok etme projesinin bir uygulaması. O zaman ona müsaade etmeyiz. Nasıl müsaade etmeyiz? Açıkça söylüyorum, kıyamet kopar. Ne Amerika kalır, ne Rusya, ne İngiltere, ne Fransa, ne Çin, hiçbiriye kalmaz. Dünya dümdüz arazi olur. Kıyamet kopar. Bak net söylüyorum, kıyamet kopar. Bitki, çiçek, hiçbir şey kalmaz canlı. Bakteri bile kalmaz. Yepyeni bir evren oluşur. Hiç kimse böyle bir şey istemez. Cüneyt Arkın'ın bir filmi hazırdı Adnan Bey. Evet baba. Bu koca köşkü bırakıp o işçi parçasına mı kaçıyorsun Filiz? Herhalde hain bir üvey ana, şeytan bir üvey abi, onların tesirinde kişiliğini kaybetmiş bir babadan daha iyidir. Büyülenmişsin sen kızım, gözlerini boyamışsın kızımın. Hayır, siz zavallının gözlerini oyacak şekilde davranmışsınız. Ona bu koca köşte cehennem azabı çektirmeseydiniz, herhalde fakir bir işçinin basit kulübesine tenezzül etmezdi. Bırak kızımın yakasını, kaç para istersen vereceğim. Asıl siz benim yakamı bırakın. Biz para uğruna sevgi satanlardan değiliz. Süper olmuş. Kardeşim bir kere kardeşlerimize böyle güzel bağlık bahçelik evler yapalım. Bütün Güneydoğu yenileme. Yani bir kere bıraksınlar buralar. Hiç buralara hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Gece gündüz biz o canlarımız için uğraşalım. Böyle küçük de olsa mutlaka bahçe, Kürt kardeşlerimiz bağlık bahçelik olmayan bir yerde rahat edemez. Arazi bol kardeşim, çok geniş yerler. Zor bir şey değil. Bir de acil şu an onların paraya ihtiyacı olur, yiyeceğe ihtiyacı olur. Hemen bunları temin edelim. Para ve yiyecek. Ya dağıtsın devlet kardeşim. 1000 lira, 2000 lira bile olsa şu an acil. Bak mesela yolda görüyor, yani hesap tutmaya gerek yok. Orada hemen bir makbuz kesip versinler. O kadar. Mesela bak o anne sırtında o kadar şeyi taşıyor. Mesela bu çok can yakıcı. Yaşlı başlı bak 95 yaşında insan bu soğuk havada ya. -20 derece falan soğuk. Yani Allah rızası için bunu yapmasına ben bayağı sıkıldım yani. Hemen gereği yapasın. Hocam birçok kanala bakıyorum da kalite, neşe, iman, genel kültür, ekonomi, siyaset, hayata dair ne varsa bu kadar sevgiyi esas alıp anlatım yapan bir kanal görmedim. Allah sizden razı olsun diyor. Mah Peyker Gülistan, ne güzel isim. Ömer Yıldırım, hocam biz Kürtler de sizleri çok seviyoruz canım hocam diyor. Siz cansınız, can. İnsan öldürmenin doğusu batısı kalmadı. Pervasızca insan öldürüyor. Herkesin belinde silah var. Eski Türkiye yok deniyor. Şu anki durumun eski Türkiye'den ne farkı var, ne değişti diyor Ali. Herkesin belinde silah var. Doğru mu? Zannetmiyorum yani. Millet kendi halinde bayağı sakinler. İt kopuk da olabilir de mafya falan, çakallar da falan bazen. Veyahut avamlar merak edip alıyor beline, silah takıp geziyor. Genç kızı adam diyor ki, benden sen boşanamazsın. Niye diyor, boşanırsam vururum diyor. Ya kardeşim bunu dedikten sonra o adama nefes aldırmak olmaz. Gece 3'te evine gireceksin. Gece 3 paldır küldür, kanuna göre değiştirsinler. Selamun aleyküm, biz polisiz. Yat dersin. Bütün evi halaş pamuğu gibi atarsın.
yatağı, yorganı hepsini açarsın. Döşemeleri de sökersin gerekirse. Silah olduğunu söylemişsin, merak ettik, bakmaya geldik dersin. Bir daha yapabilir mi? Yapamaz. Mesela dışarıya çıktı, polis peşine takılsın. Nereye gitsin? Kahvehaneye gittik, gidip karşısına oturur polis. Böyle bir yıldırma siyaseti yapıldığında konu hemen biter. Adamlar kendilerini çok özgür zannediyor. Mesela o genç kız daha hala aklım var, daha hala gıcık oluyorum. Çocuğun sırtına bıçağı dayıyor çakal. Alıyor çocuğu götürüyor. O da çıtını çıkaramıyor. Sonra gene diyor bana yeniden sarılacaksın diyor. Yine o vaziyette alıp dışarıya götürüyor. Allah muhafaza bir söylüyor ki arabaya bineceksin diyor. Öldürmeye götürecek çocuğu. Yani kafa gitmiş. Ama benim canımda şimdi eğer üzülürse bu çok büyük haram olur. Çok çirkin olur. Onun bu konuda hiçbir suçu yok. Şerefine, namusuna, haysiyetine damla leke gelmez. Alnı bembeyaz, nur gibi yani. Sakın ne ailesi ne kendisi bu konuda bir fütur vermesin. Neşesi falan her şey tam olsun. Onu yapan da yandı. Çünkü gasp var. Evet. Ne normalde 25 yıldan falan başlıyor gaspın cezası. Tecavüz var en az 10-15-20 yılda oradan. Ömür boyunca çıkamaz Allah'a emanet. O bir anlık deliliğin karşılığını verecek. Tabii mahkeme ne derse biz ona boynumuz bükük. Boynumuz herkes için bu şekilde bükük olur. Kanun hukuku herkes saygılı olacak. Yani onu yapan da bana niye böyle kanun böyle yaptı demeyecek. Hak ettim diyecek, onu teşekkür edip alacak. Adnan Bey, benim abim yine askerden geldi. Askeriyede çok ırkçılık yapıldığını söylüyor. Kürt olduğu için dışlandığını söylüyor. Kürt kardeşliği bir şeyin olmadığı çok açık değil mi diyor Havin. Aman ha, aman ha, aman ha. Böyle şeylere sakın girmeyin. Askerde bizim on binlerce aslarımız var Kürt. On binlerce şu an. Nereden çıkarıyorsunuz? En kilit görevlere giriyor. Yani jandarma yani çok önemli. Jandarma kuvvetleri komutanı Orgeneral Eşref Bitlis Kürttü. Gene çok fazla Kürt paşamız var şu an. Yani Kürt Cumhurbaşkanımız vardı. Kaç defa Kürt Cumhurbaşkanımız oldu? Cumhurun başı ya Kürt. Bakanlar, milletvekilleri. Ya münafığın bantını kavramak kolay bir şey değil. Yani bazen hakikaten münafık, bütün münafık alametini yapıyor ama adam bakıyorsun Müslüman çıkıyor. Vazgeçiyor yani, düzeltiyor. Hepsini bırakıyor. Ama bazen de münafık delicesine münafıklığa sarılır ve bırakmaz. Yani gerçek münafık olmuş oluyor işte o. Ama mümin de olabiliyor yani. O münafığa benzer şey çok fazla olur. Zaten ayette asıl münafık ayetinde Müslümanlar etkilenirler. Onlar okurlar yani. Onlara etkilidir. Gerçek münafık hiç muhatap dahi olmaz. Yani ona eğlence gibi gelir. Haşa. Bir video gösterebilir miyiz adam Bey? Evet. Bir daha göster. Arkadaşlar canım tabii ki. Nizar Ergin hocam sizi severek izleyen, ağırda okuyan öğrencileriz. Sohbetlerinize duyum olmuyor. Umarız bir gün bizim de şehrimize uğrar, bizi aydınlatırsınız. Ağrı'nın aslanları Nizar. Bak mesela bu kardeşlerim de Kürt. Bunlar aslan. Fehmi Yiğit Korkmaz. Adnan hocam, Hazreti İsa'nın mezarı nerede? Mezarı bilinmiyorsa Hazreti İsa'nın ölmediğine kanıt
oluşturmaz mı? Hristiyanın nasıl oldu Hazreti İsa oldu diye biliyor. Cevaplarsanız sevinirim. Yok öldü, göğe çekildi diyor ama gelenekçilere sorabilirsin. Gelenekçi Ortodoks olanlar. Onlar öldü diyorlar, mezarı da belli değil diyorlar. Halbuki üç ayet var. Allah ma katelehu diyor. Onu katletmedi ve ma samuhu asmadılar diyor. Bilakis diyor Allah ben onu göğe katıma yükselttim diyor. Bir daha söylüyor Allah onu ne katlettiler ne de astılar diyor. Ve Allah onların oyunlarını bozdu, tuzaklarını bozdu diyor. Bunlar diyor ki asmadılar, efendim işte öldürmediler ama öldürdüler diyor. Ama öldü diyor yani. Buna getiriyorlar. Onlar ne dediği önemli değil. İsa Aleyhisselam geldiğinde onlar zaten bayağı düzelirler. Hocam programınızı severek izliyoruz. Derin bilgilerinizle gene bağnazları alt ediyorsunuz. Kudret Selen. Baki K. Hocam cuma geceniz hayırlı mübarek olsun. Size göre Recep Tayyip Erdoğan'ın tanımı nedir? Tabi samimi bir Müslüman delikanlı. Elinden geldiği kadar bir iyilik yapmak istiyor, güzellik yapmak istiyor. Derin devletleri anlamış. İngiliz derin devletini falan hepsini biliyor. Bir oyun oynandığını biliyor. Küresel oyun oynandığını biliyor. Aslan gibi de karşı koyuyor. Ama tabi yanlış gördüğümüz yerlerde biz tavır alıyoruz. Yönlendirmeye çalışıyoruz. Eleştiriyoruz. Mehdi geldiğinde herkes Müslüman mı olacak? Yani ekseriyetle evet. Müslümanlara yapılan zulümden bahsediyorsunuz. Sonra da müzik açıp oynuyorsunuz. Bazen sizi anlamak çok zor oluyor Adnan Bey, İlk Nur. Şimdi zulüm zaten sürekli devam edecek. Ediyor ve gitti işte katlanarak artar. Sen yas istiyorsun benim anladığım. Yas haramdır. Yani hem ayetle hem hadislerle çelişen bir durum oluyor. O yüzden Müslüman sürekli neşeli ve güçlü, canlı olacak. Biz niye bir insan öldü diye oturup ona kederlenmeyiz. Hayır görürüz, hikmet görürüz. Şehadet olduğunda da imreniriz. Keşke biz de şehit olsak deriz. Canımın içi bir tanem, nasıl da güzel oynuyorsun öyle. TV karşısında kendimi zor tutuyorum. Bazen kalkıp ben de seninle beraber oynuyorum. Orada seninle birlikte oynamayı çok isterdim. İyi yayınlar. Eda Bingöl. İsa Mesih onu katletmediler diyor Cenab-ı Allah. Ne de asmadılar diyor. Asılmadı diyor. Ma kateluhu. Katletmediler. Katletmediler. Ölmedi demektir işte. Ma selebuhu. Yani iple asılmadı veya çarmıha gerilmedi. Seheyyel. Hocadan Allah razı olsun. Çok gayretli. Hakkı ödenmez diyor. Hakkın Allah rızası için yapıyoruz. Yani kulların bana ödeyeceği bir borcu yok. Beyhan söylemez. Hocam iyi akşamlar. Acaba Kürtçe ile Türkçe kelimeleri karma yapsak, yeni sözlük cümle yapısı Türkçe olarak aynı kalsa bu sorun bitmez mi diyor. Pratik bir çözüm gibi görünüyor ama Kürtçe biraz derleme toplama bir dil gibi görünüyor. Yani Arapça, Farsça efendim ağırlıklı. Türkçe de var içinde. Biraz da işte Sami dillerden gelen alıntılar var. Dolayısıyla yani Türkçe'ye bir müdahaleye gerek yok. Türkçe zaten oturmuş bir dil. Bir de o kadar ırkçı ve sert bir bakış açısı içinde olduklarını zannetmiyorum kardeşlerimiz. Yani bu çok abartılı olur. Yani bu neyi sağlayacak? Yani gereksiz bir inat ve gereksiz bir çocuksu tavır gibi görünür. Alemin delikanlısı, cesur ve güvenilir gördüğüm ender insanlardan bir tanesiniz. Dua etmek için çok çabalıyorum. Hasil ve bitkin bir hal içerisinde basiretimin bağlı olduğunu hissediyorum. Ne yapmam gerekir Müberra?
Mübarek büyük bir ihtimalle grip dersin, gizli grip dersin. Bol su iç, efendim? Rahat olsun. Nasıl? Rahat olsun. Evet, evet. Kürtçe, Farsça ile aynı dil grubundandır. Çok benzer. Ağırlıklı olarak Farsça'ya benzer. Kürtçe öğrenildi de zaten Farsça öğrenilmiş gibi oluyor. Hocam rica etsem Kürtçe bir şarkı çalıp hep beraber oynasak ne dersin diyor. İyi güzel fikir. Efendim. Vallahi gülüşün yeter üstad diyor Abdullahi Ali. Zekeriya Ömür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Değerli hocam ben Diyarbakır'dan Muhammed Yusuf. Sohbetlerinizi her daim takip ediyorum ve sizi tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı sohbetlerinizden dolayı gerçek manada gerçek manada bizlere öğretmiş olduğunuz en güzel şey sevgi kavramıdır. Her şeye sevgiyle yaklaşmanız takdire şayandır. Unutmayın Diyarbakır'dan size dua eden bir kardeşiniz var. İsmail Davut Cehçah ve Kahtani'den bahsedebilir misin Sayın Hocam? Neden masalarda iç işleri koyup da içerisine meyve suyu vardır diye yazma gereğinin anlamı nedir? İnsan bunu anlamıyor. Bunu izah etmeye gerek kalmayacak. Şişe şişeyi kullanmazsan hallolur diyor yani. Karşındaki bayanlar için söylenecek bir şey yok. Çok çok ama çok şanslısın. Nasiplisin de. Sıcak yerde konu anlatmak, eleştiri yapmak kolaydır diyor. Soğuğa çıkayım da bari için rahatlasın. Niye soğukta durmam gerekiyor onu anlayamadım. Yani.
Ay sen kendini sıcak evlerini seyrediyorsun. O bir sorun olmuyor. Ben niye soğuğa çıkmam gerekiyor? Hapishanede kaldınız. Akıl hastanesinde kaldınız. Öyle bir yani yer... Ya kardeşim bizim en rahat ettiğimiz evet. dönemlerdir hapishane. 14 adı bir saat duramaz orada. Tımarhanede tabii bunu koysan. Evet. Hoşafa döner. Ayağınızda kelepçeli kaldınız. Hemşireler, doktorlar bayılıyordu orada sizin bulunduğunuz. Tabii. Kısa süreli girip bayılıyorlardı. Ay bu o zaman belki de çember çeviriyor sokakta. Hocam çok haklı ve doğru konuşuyorsunuz Mahmut Kara. Turan Tuncay, Ali Kızılay. Net Ek Tüel. İbrahim Güler. İslam'da aşk anlayışı nasıldır diyor Emrah kardeşimiz. Her varlığı Allah'ın tecellisi olarak görürsen, Allah sana o varlığı sevdirir. Sen o varlığı seversin, o da seni sever. Yani Allah'tır orada o sevgiyi yaşatan. Bunun dışında aşk diye bir şey olmaz. Sadece Allah aşkı vardır. Mesela benim canlarımın bana olan sevgisi Allah aşkından kaynaklanıyor. Etten kemikten bu iş olmaz. Ya o yüzlerine gelen o güzel duygunun sebebi aşktır. Ama Allah aşkı. Siz ete kemiğe göre bakmaya kalkarsanız et kemik seni boğar. Et kemikten hiçbir şey çıkmaz. Orada Allah'ın ruhunu, Allah'ın tecellisini sevmiş oluyorsun. Çifti Efe olması lazım hanımlara. Her türlü hizmeti yapacaklar. Ne istiyorlarsa da getirsinler. Önce Efe'leri bir göreyim ben. Efe sen hemen... Bu böyle şık da hizmet edebilirsin. Böyle de olur. Sevgisizler... böyle güzel hanımları gördüklerinde müthiş bir hasete kapılıyorlar. Bunlar tabii seven olmuyor. Yani hiçbir genç kız yanaşmıyor. Ancak işte bir, hepsi için demiyorum da bir kısmı ancak bıçak tehdidi, silah tehdidiyle yahut işte bombaların falan Facebook'una silah resimleri koyuyor. Kızları korkutmak için. İşte
ne bileyim böyle bıçak falan, mafyadan adamların resimlerini falan koyuyor. Böylece çok etkileyici olacağını zannediyor. Halbuki iticiliği kat kat artmış oluyor. Böyle bir şey olur mu? Yani Müslüman böyle bir şeye tenezzül eder mi? Ya sen akıl almaz güzelsin. Ne yapsak? Şöyle mi alsak acaba? Olmuyor mu orası? Ya şimdi şöyle olsun. Çocuklar bir kere sizi hiç uzatmayalım. Direkt aşağı alalım da konu bitsin. Oktar sen bir tek kalıyorsun. E sen de kal, ne yapalım? Evet. Buraya gelin. Oraya mı gelsin? Sen o zaman geriye geç. Aman Allah'ım şu kıyafetin ihtişamına bak. Maşallah. Renkler, saç. Ama Yasemin Hanım hakikaten çok şahane kadın olmuş. Yani filmlerde falan görürdük biz böyle. Hocam siz Kürt müsünüz? Kürt değilim. Araplık var, efendim, Türklük var benim. Ama Kürt kardeşlerimi ben çok severim. Niye severim? Ahlakları çok güzeldir. Bak görüyor musun? O zor şartlarda o anneler, o insan. Devlete tek kelime diyor mu onlar? Daha hala PKK'ya karşı. Bak bunca şiddete ve dehşete rağmen. Asla boyun eğmiyorlar. En zor şartlarda bile. Bak şu soğukta -20 derecede oradan çıkmaya çalışıyor. Yaşlı teyzemizin fotoğrafı var. Göreyim. Aslan onlar, aslan. Nur onlar. Dedenin boynunda Kur'an asıl bak görüyor musun? Göster. Maşallah evet. Yaklaştır. Onun için en kıymetli olan o. Evet. Canım benim. Allah ömrünü uzun etsin senin. Maşallah. Göster. Öbür annemizi göster. Bak, şimdi bak bu çok can yakıcı işte. Bu beni çok rahatsız etti. Bu anneye bu yapılmaz. Yani buna müsaade edilmez. Bak ya şu eziyete bak ya. Nasıl zor bir şey ya. Şu soğuk havada. Evet. Çok korkunç bir şey. Böyle başının derdine bırakılmaz. Ne gerekiyorsa yapalım. Sakın böyle şeyler olmaz. Alıp götürelim ya, Antalya'ya götürelim bilmem ne. Bütün tesisler bomboş, her yer boş. Ne olacak yani? Adnan Bey, Ankara'da 17 yaşındaki bir genç kız patronun tecavüzüne uğruyor. Bunun üzerine ailesi kızı öldürmek istiyor. Çalıştığı yerdeki iş sahibinin tecavüzüne uğradığını ama kimseye söyleyemediğini belirterek polis merkezine başvuran genç kızın ailesinin olayı öğrenmesi üzerine annesi, babası, amcası ve halası tarafından dövüldüğü, ölmesi için fare zehri içildiğini iddia ediyor. İsmi YB, polisten yardım istedi. Ama böyle şeylerde çok acayip bir politika izleniyor. Aileye geri teslim ediliyor. Babası mesela çileden çıkmış. Ya belli ki bir şey, ya sakinleşinceye kadar çocuğu oraya yaklaştırmamak lazım. Ya bu zor mu bu? Yani eline teslim etmenin hali mi? Mesela geçenlerde bir baba, çocuk Bodrum'da herhalde bir çakalın tacizine uğramış. Anladın mı bana? Çekmiş, çocuğu vurmuş, abisini vurmuş, annesi... Ya kardeşim, bu nedir bu ya? O çocuğun ne suç var orada? Tecavüzü o mu yapmış? Ona saldırdılarsa onun hiçbir suçu olmaz. O nur gibi temiz demektir. Haysiyetine, şerefine, namusuna zarar gelmez. Sen nasıl bir namus anlayışına sahipsin ya? Nasıl bir Müslümanlık anlayışına sahipsin? Ve karşıda ebedi cehennemdir yaptığın. Bir de evde silah bulunduran adama ses çıkartmamak çok ayır. Ya silah bulunduruyorsa ondan illaki bir şey yapacaktır o. Yani silahı onun için bulundurur. Yani öyle bir şey de polis gereğini yapsın. Yani değil mi? Silah evde bulundurma. Yani çok anormal bir hareket. Yani ruhsatsız silah. Doğucan, Suncan. Hocam sizin sayenizde Allah aşkıyla doluyoruz. Her gece sizleri takip ediyorum.
orada bulunan tüm imanlı kardeşlerime saygılar sunuyorum diyor. Herkese toptan selam olmaz. Mesela bazı kardeşim selam, herkese selam. Herkesin aleyküm selam demesi lazım. Bu çok zor. Bir kişiye selam söylemek lazım. Efe, kahve mi onlar? Hamur ve çay. İsteyen var mı hamur ve çay? Yokmuş. Hamur götür. Şu dünkü film de çok şahaneydi ya. Dünkü filmi seyredebiliyor musun? Sen Bülent'in var ya. Ama Bülent çok iyi aktör ya. Evet, süper ya. Yani. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz? Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak. Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz. Sen beni tanımamışsın Şehpa. Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın. Yanılıyorsun Şehbal. Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni. Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok. İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin. Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni. Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni? Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu, bizi ayırmak için. Senin de istediğin bu değil miydi zaten? Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım, burada ne işim vardı? Ondan bıkmış olmalısın. Hayır. Onunla en ufak bir münasebetin bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil, yalnız seni seviyorum. Buna hakkın yok artık. Ben başka bir erkeğe bağlandım. Ne? Şakayı bırak Şehpal. Yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım. Maalesef parmağımda yer yok. Süper, bayağı güzel. Peki o bugünkü film de çok güzel olmuş. Onu bir daha bakayım. Ya birbirinden güzel filmler, hepsi çok güzel olmuş. Evet baba. Bu koca köşkü bırakıp o işçi parçasına mı kaçıyorsun Filiz? Herhalde hain bir üvey ana, şeytan bir üvey abi, onların tesirinde kişiliğini kaybetmiş bir babadan daha iyidir. Büyülenmişsin sen kızım, gözlerini boyamışsın kızımın. Hayır, siz zavallının gözlerini oyacak şekilde davranmışsınız. Ona bu koca köşkte cehennem azabı çektirmesiydiniz, herhalde fakir bir işçinin basit kulübesine tenezzül etmezdi. Bırak kızımın yakasını, kaç para istersen vereceğim. Asıl siz benim yakamı bırakın. Biz para uğruna sevgi satanlardan değiliz. Mutlu bir şekilde evet. Bu çöpçüler parçasında aşkımızı süpürmüşler diyor. O kelimeyi aşkımızı çıkarsınlar. Aşk çünkü kutsal bir şeydir. Onu, o kelimeyi çıkarsın o şekilde olur. Zorunmuş Meyer'in başka bir versiyonu. Çok şahane parça o. Thank you.
ormanı yermiş meyye. Yarı ararken yerden radım, yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Zormuş meyye, zormuş meyye. Yarı ararken yerden radım, yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost. Cumartesi akşamı saat 21'de Ulusal Kanal'da, Ulusal Kanal, şu bildiğimiz Ulusal Kanal, Ceviz Kabuğu programında Oktar'la Altuğ,
iki ilahiyat profesörüyle birlikte katılıp Mehdiyet konusunu konuşacaklar. Bunlar karşı mı Mehdiyet'e profesörler? Yanmışlar. Bütün Orta Doğu zangır zangır sallanıyor. Niye? Mehdi geldiği için. Nereye saklıyoruz? Nereye saklıyoruz? Yıkılıyor ortalık, yıkılıyor. Oradaki bütün örgütler, tamamı Mehdi bekliyor. Şiisi, Sünnisi, tamamı, bütün hareket, olay Mehdiyet üstüne. Evanjelikler hepsi Mehdi'yi bekliyor. İsrail Mehdi'yi bekliyor. Nereye durdurmaya çalışıyoruz? Aliler ne yapıyorlar? Ali nasılsın? Çok iyiyim hocam. İyisin. Duymuyoruz. Bir ayarı vardır onun herhalde. Çok iyiyim. Reji'den. Recu. Tokat'ta Recu denemiyor. Ne? A, B, C. Ne güzel ya bu ekolanı. Reis Mehmet Kılıç, hocam çok güzel oynuyorsunuz, oyun stilinize bayılıyorum. Yani Allah aşkıyla tabii. Hayırlı akşamlar. Cennette aile nasıldı? Mümin çocuğu büyüyüp evlenir mi merak ediyorum. Nizamettin Ergüce. Canım olur mu orada? Neyse insan oraya artık orada ceza ve mükafat yeri ahiret. Cennete gelmiş mükafat. Dünyada yaptıklarına karşı mükafat alıyor. Çocuk olur çocuk kalır. Yani insanın orada isterse hemen çocuğu olur. Ama çocuk kalır. Etmek olmaz bu delikanlı parçası. Yani yazık olmaz. Ara ara pencereyi aralarsak iyi olur. Gavsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Münafıklar şeytanın insan postuna ve Müslüman kılıfına girmiş, bak Müslüman kılıfına girmiş uşaklarıdır şeytanın. Bunlar sadece Kur'an basiretiyle, iman ferasetiyle ve nübüvvet dürbünüyle fark edilip anlaşılır. Asıl marifet mümini veya kafiri değil, münafığı tanımak ve halktan bir sürü tabisi ve hamisi olan bu muzur, marazlıları topluma tanıtıp onları uyarmaktır. Kafiri anlamak çok kolay diyor, mümini de anlamak, münafığı anlamak çok zordur diyor. Yani nübüvvet dürbünü Kur'an basiretiyle
ve iman ferasetiyle anlaşılır diyor. Herkesin yapacağı bir şey değil. Çünkü özel şeytani bir abis varlık oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kafirun ve kafirat, münafıkun ve münafıkat. En tehlikesi münafıkun ve münafıkattır. Yani mümin erkekler ve mümin kadınlar vardır. Ama buna karşı işte münafık erkekler ve münafık kadınlar vardır. Onlar birbirindendir diyor Allah. Münafıklar birbirine ayrılamıyor. Hayrettir yani. Mesela küfürle yaşaması lazım. Yaşayamıyor. Sadece kendi aralarında yaşayabiliyorlar. Özel bir kavim yani. O demin gönderdiğim parçadan bir kelime, aşk kelimesini çıkartın demiştim. Çöpçüler parçası. Ne oldu onu bana bir söylesinler. Diyor ki Said Nursi Hazretleri, münafıklar hakkında bu kadar kapsamlı anlatım nedendir diyor Kur'an'da. En geniş anlatım Kur'an'da münafıklarla ilgili. Birincisi, düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı olursa fesadı daha şiddetli olur. İçeride olursa zararı daha azim olur. Çünkü dahili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Harici düşman ise bilakis asabiyeti şiddetlendirir, sağlamlığı artırır. Münafığın cinayet gibi olan suçu İslam üzerine pek büyüktür. İslam alemini zenzeliğe maruz bırakan münafıklıktır. Bunun içindir ki şanı pek büyük Kur'an, münafıkları fazlaca açıklamış ve çirkinliklerini anlatmıştır.
Bak İslam alemini zelzeleye maruz bırakan münafıklık. Yani bütün şu an İslam aleminin çektiği acının, belanın tek sebebi münafıklardır diyor. Çünkü derin devlette işbirliği yapıyorlar. Her türlü alçaklığı yapıyorlar. Aman şurup içtim de eskiden vay. Ay bir şurup içtim. Kimsenin telaş etmesine gerek yok. İt kopuğum falan, Kürt kardeşimiz laf etmesin. Ama hükümet bu manzaralar ortadan kaldırsın. Benim kardeşlerim fakirler. Oluk gibi para da dağıtalım, yiyecek de dağıtalım, evlere dağıtalım. Devletin binlerce tesisi var, bomboş. Turistik tesisler bomboş, alıp oraya götürelim. Ortalık yatışınca da alır evlerine götürürüz. Hatta evlerini tamir edelim, ondan sonra alıp götürelim. Bu alçaklara malzeme vermeyelim. İşte kanuna, hukuka uygun olarak asker ne gerekiyorsa yapsın. Polise ne gerekiyorsa yapsın. Hepsi mümin, muttaki, elhamdülillah. Kur'an'ın hükmüne göre PKK'nın hükmünün ne olduğunu düşünüp ona göre bir mücadele versinler. Kendi vicdani kanaatleriyle. Yani inanç açısından ona göre hareket etmeli lazım. Ama tabii mümkün mertebe titiz olmak, çok çok titiz olmak gerekiyor. Yani ablukalar çok önemli, ablukayı almak. Çok fazla askerle ablukaya almak, kan akıtılmasını durdurur. Bu işleri kan akıtmadan halledebiliriz. Mümkün mertebe kan akıtmadan halledelim. Abluka, abluka, abluka her yer. Mesela 100.000 kişilik şehirse 50.000 askerle ablukaya alalım. Geçici olarak 3 milyon, 4 milyon asker alabiliriz. Silah altına alabiliriz. Mesela halledinceye kadar herkes bunu severek yapar. Hocam, Rabbinin sabah akşam yüksek olmayan bir sesle şeytan Allah'a sığınırım, kendi kendini ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret ayetini açıklar mısınız? Yüksek olmayan bir sesle kendi duyacağı gibi ürpertiyle, yani konsantre olarak, samimi olarak, yalvararak dua etmek. Yani içten ve candan bir teslimiyetle, samimi inanarak, Allah'la samimi bağlantıya geçerek dua etmek. Öyle bazıları vardır, ezber, Arapça süratle okuyor, ne dediğinin haberi bile yok. Öyle değil. Düşünerek, tefekkür ederek. Adam Eylül'ün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sizin defalarca uyarmanızdan sonra PYD ve PKK birdir, ikisi de terör örgütüdür açıklamasını yaptı. Şöyle söylüyor. PYD hangi sıfatla burada olacak, yani Cenevre görüşmeleri için? PYD, PKK aynı terör örgütü. Terör örgütü Kürtlerin temsilcisi olabilir mi? Kesinlikle olamaz çünkü bunlar terör örgütü.
Bak ben söyledikten sonra vazgeçti. İşte bak itiraz çok önemlidir. Aydınlatma çok önemlidir. Halkı bilgilendirmek çok önemlidir. Allah razı olsun. Sordum sordum bulamıyorum. Aşkımı kaybetmişim. Sordum sordum bulamıyorum. Dün gece çok aradım. Aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler. Ama süpürmüşler. Dün gece çok ağladım. Aradım bulamadım, kör olası çöpçüler mızı süpürdüler. Sen de düşte yanarsın. Ben düştüm aşk ateşine. Sen de düşte yanarsın. Dün gece çok aradım. Aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler. Aşk süpürmüş. Dün gece çok ağladım. Aradım bulamadım, kör olası çöpçüler, ama süpürmüşler. Sevgi fedakarlıktır. Güzel. Ya bazı şeyler çok boş oluyor. Yani neden onlara önem veriyor ben anlamıyorum. Sayın hocam Kayseri'den Hasan Emre ben. Sohbetinizin hastasıyım. Bazen sohbete çok geç başlıyorsunuz. Bunun sebebini öğrenebilirim. Ama yine en az 4 saat falan sohbet evet, yapıyoruz. Evet. Maşallah hocam. Evet. Sayın hocam çok yapmasa da annem sizin programlarınız ve öğütlerinizi çok severek izleyen bir hayranınız. Gülüzar Hanım İzmir'den. Gülüzar anneye selam. Mehdi olmak nasıl anlaşılır? Mehdi'nin kılıcı hakkında bilgi verir misiniz? Mehdi'nin kılıcı peygamberimizin kılıcıdır. O Topkapı'da bulunan kılıç. Yanında teberrüken bulunacaktır Mehdi'nin. Mehdi olmak nasıl anlaşılır? Allah tanıttı mıydı biz de biliriz. Allah'ın tanıtmasını beklesinler.
Özel harekatçılarımızın duası vardı video. Bakayım. Maşallah. Eskiden böyle şeyler yoktu. Evet. Yani millet acayip dindar oldu elhamdülillah. Maşallah. Evet, dinliyorum. Siz de çok vesile oluyorsunuz hocam maşallah. Mesela cenaze marşıyla kaldırılıyordu şehit cenazeleri. Şimdi siz söyleyince tekbirlerle kaldırılmaya başladı. Cenaze marşı bak kalktı elhamdülillah. Evet, evet. Ben söyledikten sonra kalktı. Maşallah. Adam hüzün olmuyor siz söyledikten sonra. Evet. Allah anılıyor, hüzün olmuyor siz söyledikten tabii, sonra. Tabii maşallah. Maşallah. Tekbirlerle kalırın dedim, tekbirlerle kalır. Evet, elhamdülillah. Ne diyorsanız aynı o şekilde. Elhamdülillah. Adam bir PKK 10-11 yaşındaki çocuklardan direniş birliği kurduğunu iddia etti. Fotoğrafta vardı. YPS Zarok yani çocuk adlı çocuk ordusunun fotoğraflarında başlarına YPS yazan kırmızı şeritler takıp yüzünü kapatan çocukların haberinin tepki alması üzerine yapılan açıklamada çocukların harçlıklarıyla oyuncak silahları aldı ve sonrasında karda mevziler kazarak bir oyun oynadığı iddia edildi. Hadi oradan ahlaksız herifler tutturamayınca kıvırıyorlar. Doğru. Diyor ki İstanbul'da otoban kenarlarında özellikle günübirlik yapılan peyzaj çalışmaları var. Üç günde solan çiçekleri takıp sökerek belki de her gün bu milletin kaç parasını hiç ediyorlar. Yeşilliğe, güzelliğe karşı değil fakat daha acil durumlarda harcanamaz paralar. Mesela sabit, güçlü, sağlıklı çiçekler yapmak lazım. Yani yıllarca yaşayacak çiçek konur. Değil mi? Yani hemen ölecek çiçeği niye koyuyorsun? Mesela az önce bahsettiğiniz evlerinden olan Kürt kardeşlerimize yardım için tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Ellerinizden öpüyorum. Ben sizin ellerinizden öpüyorum. Doğru. Doğru. O ve ona benzer her şey. Ya bu kardeşim bir kere şehitleri kapatıyorlar, tabut içine koyuyorlar. Bayrakla örtüyorlar. Şehit bir kere kefenlenmez. O kanlı elbisesiyle, değil mi? Açık herkese göstersinler. Asker kıyafetiyle. Aslanlarımız o şekilde mezara konmaları lazım. Bir de şehit cenazeleri öyle 1000 kişiyle yahut 100-200 kişiyle ama her seferinde en az 1 milyon kişiyle kaldırılması lazım. Devlet bunu organize etsin, yer gök yıkılması lazım. Tekbirlerle yer gök inleyecek. Ortalık böyle sallanacak yani. En az 1 milyon kişi. Büyük şehirlere getirilecek. Efendim, şehit açıkça konacak, yani alenen görülecek şekilde. Bayrağın üstüne yatırılabilir. Efendim, yüzü, o üstü başı kanlı kıyafetiyle. Yüzünü yıkayabilirler, yani şey yapabilirler. Açıkça götürecek ve yeri göğü yıkmak lazım. Tekbirlerle inim inim inleyecek ortalık. Bu şekilde olmaz. Yani özgeçmişi okunan, ya kardeşim biz onu bir kez aşkla bağrımıza basacağız. Değil mi? O şehide sarılacaklar yani. Mezara konurken de o kanlı elbisesine sarılacaksın. Usulü budur. Kefenlenmez ve yıkanmaması lazım. Hem kefenleniyor hem yıkanıyor. Olmaz. Ben meyve ağaçları eksin belediyeler. Her yerde insana meyve ağacı görsün dedim. Beşiktaş Belediyesi yapıyor ama diğer belediyeler yapmamış. Her yerde belediyeler bunu yapsın.
Bunu bekletmenin bir alemi yok. Bir kardeşimiz ayet yönlenmiş. Korkma dedik. Şeytan Allah'a sanırım. Taha suresi 68. Korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. Ebced'i 1956 yılını veriyor diyor. Maşallah. Maşallah. Ayşe Zevra, Mehdi'nin kılıcının Allah Resulü'nün Topkapı'daki kılıcı olduğuna dair delilin ne? Peygamberimiz diyor hadiste, benim emanetlerim, bana ait eşyalar Mehdi'nin yanındadır diyor. Kutsal emanetler Mehdi'nin yanındadır. Yanındadır ne demek? Üstündedir diyor işte. Yanında ne anlıyorsun yanında deyince? Yanında mesela sen ceketin yanında oluyor değil mi? Yahut efendim kalemin yanında oluyor. Nerede kalemin deyince yanımda diyorsun. Resulullah'ın kılıcı da Mehdi'nin yanında olacak. Ama teberrüken taşıyacak tabii, yoksa o kan akıtmaz. Uyuyan kişi dahi uyandırmaz. Adnan Bey merhaba. Neden sürekli Mehdi'den bahsediyorsunuz? Sizden başka kimse bu kadar bahsetmiyor. Mehdi Kur'an'da anlaşılır şekilde geçmiyor. Siz neye dayanarak geleceğinden bu kadar emin olabiliyorsunuz? Nuray Yılmaz, İstanbul. Merhaba Nuray. Neden Mehdi'den bahsediyorsunuz? Resulullah çok bahsettiği için. Evet. Ben de çok bahsediyorum. Peygamberimizin rivayetlerine baktığımızda sabah akşam Mehdi'den bahsettiği ve sahabenin de sürekli Mehdi'yi sorduğunu görüyoruz. Peki bu hadisler doğru mu? Aynısıyla çıkmış. Yani teknik bir bilimsel gerçek var. Ne diyorsa tamamı çıkmış. Sizden başka kimse bu kadar bahsetmiyor. Darwinizmde benden başka yıkan yok. PKK'yla da benim bu kadar uğraşan yok. Benim kadar uğraşan yok. İngilizlerin devletiyle de benim kadar uğraşan yok. Benim eğer neden böyle özel bir şeyler uğraştığımı sormaya kalkarsan liste daha da artar. Mehdi Kur'an'da anlaşılır şekilde geçmiyor. E muhtedun, Allah Mehdiler gönderdim diyor. Daha nasıl anlaşılır geçmez? Yasin suresinde evet. Muhtedun. Ne demek? Mehdiler gönderdim diyor Allah. Ve başınıza bir melik seçin diyor Allah ayette. Kur'an, ayet. Bir veli, bir melik başınıza bulundurun zor zamanda. Nedir bu? Mehdi. Din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diyor. İslam dünyaya hakim oluncaya kadar. Nedir bu? Mehdiyet. Nur suresi 55'te ne diyor Cenab-ı Allah? İslam'ı her yönüyle dünyaya hakim edeceğim diyor. Bu ne? Mehdiyet. Yasin suresi 21. Tebliğlerine karşılık, İslam'ı anlatmalarına karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar bu kişiler mehdilerdir. Muhtedun. Çok net. Mehdi'nin çoğuludur muhtedun. İttebiu men la yes'elekum ecren ve hum muhtedun. Hocam münafıklar neden sürekli Müslümanlar içinde oluyor? Zaten iman etmiyorlarsa neden gidip yaşamak istedikleri hayatı yaşamıyorlar? Bir de münafık ayetleri okunduğu zaman onu kendi üzerine almıyorlar mı diyor Seda Kaplan. Almıyorlar tabii. Gerçek münafık almaz. Muhatap dahi olmaz. Gelip Müslümanların içine gelmesi metafiziktir. Mucize. Normalde küfrün içinde yaşaması lazım. Küfrü rahat rahat ya. Ama bırakıyor. En zor şartlarda dahi olsa gelip Müslümanların yanında yaşayıp Müslümanlar pislik, ahlaksızlık yapıyorlar. Bu mucize bu tabii. Allah'ın varlığının da bir delilidir. Küfürde de yaşayamaz münafıklar demiştiniz. Sadece tabii. Münafık. Mesela küfürden kaçınıyor. Rahatsız oluyor küfrün yanında. Küfür de ondan nefret ediyor. Gidemiyor. Ancak münafıklarla beraber yaşayabiliyor. Ah benim canım oğlum. Ah benim güzel yüzüm ben. Ha. Maşallah.
Peygamberimiz döneminin münafıklarından Nebtel bin Haris, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına sık sık gelirdi. Edep ve hürmetle eğilip onun meclisine otururdu ve çok düşkündü Peygamberimize. Nefes aldırmaz. Mesela akşam kalkıyor, akşam geliyor. Sabah geliyor, sabah geliyor. Tam yanına geliyor. Çok dikkatlice Peygamberi izliyor, dinliyor. Onlar diyor ki adam ne kadar çok seviyor diyorlar. Halbuki münafık istihbarat amaçlı geliyor. Ne diyecek acaba? Hani ağzından bir şey kaçar mı? Bir bilgiye sahip olabilir mi? Onun için geliyor. Dinlediklerini münafıklara yetiştirirdi. O zamanki işte derin devlet elemanlarına. Sonra Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu münafıktan sakınmasını bildirmiş ve onun münafık olduğunu söylemiş. Nebtal ve diğer münafıklar hakkında şu ayet-i kerime getirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O her söyleneni dinleyen bir kulaktır derler. De ki o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır. Sizden gerçekten inananlar için de o bir rahmettir. Allah'ın Resulü'nün incitenlere acı bir azap vardır. Yani Allah belalarını verecek diyor peygamberi rahatsız edenlerin. Tövbe suresi 61. Müşriklerin safına geçiyorlar. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi daha gerçekleşti. Lulin kuyruklu yıldızı. Bu yüzyılda Peygamberimizin yüzlerce mucizesine şahit oluyoruz. Bunlardan biri de Lulin kuyruklu yıldızının geçmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyruklu yıldızla ilgili 1400 yıl öncesinin bilim seviyesinde bilinmesi mümkün olmayan çok sayıda detayı haber vermiş, verdiği tüm detaylar aynen gerçekleşmiştir. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tasvir ettiği iki dişli münevver. Fazla parlak, aydınlık bir boynuz çıkar ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi şekilde bu yıldızın tüm diğer özelliklerini de anlatmıştır. 1. İki dişli. O sütunun üst tarafında da iki başı var. İki dişe benziyor. Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. 2. Münevver, fazla parlak, aydınlık. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hadiste bahsi geçen münevver, fazla parlak, aydınlık sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça altı yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir. 3. Bir boynuz. Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık, önceleri nurlu bir sütun halindeydi. Sonra ona bir eğrilik geldi, boynuz şeklini aldı. Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, çekirdeğin ön kısmında, yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4. Sabitlerin seyri mağripten, batıdan, meşrikadır, doğuyadır. Bu ifade, gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir. Nitekim bütün gök cisimleri, mağripten yani batıdan, meşrika yani doğuya hareket etmektedir. 5. Onun her günkü irtifi yani geçiş yönü ise, meşrikten, doğudan, mağribedir, batıyadır. Burada ise onun her günkü irtifi, geçiş yönü ise denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Başka hiçbir gök cisminde görülmeyen bu özelliğin
Lulin kuyruklu yıldızında olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok büyük bir mucizedir. Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır. Bu yıldız bir daha en az 1000 yıl sonra yeniden dünyanın yakınından geçebilecektir. Oysa bu mümkün olmayacaktır. Çünkü hadisler ve ehli sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre Hicri 1500 ile birlikte İslam ümmetinin ömrü de bitmiş olacaktır. Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Dolayısıyla Lulin kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından bir daha 1000 yıl sonra geçmesi mümkün değildir. Doğrusunu Allah bilir. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen yoğun yağmur yağışları, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerindendir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda, hiç yağmur yağmamış olacak. Hadiste Lulin kuyruklu yıldızının geçişinden önce kuraklık olacağına ve Lulin'in görülmesinin ardından da yağmurların yağacağına dikkat çekilmiştir. Aynen hadiste belirtildiği gibi Lulin kuyruklu yıldızının çıkış tarihi olan 2009 yılından önce 3 yıl boyunca şiddetli bir kuraklık görülmüş, 2009 yılının hemen ardındansa Türkiye'nin muhtelif illerinde yoğun yağmurlar görülmüş, hatta birçok ilde hasar meydana gelmiştir. 1400 yıl önce olacak dediği olayların birebir gerçekleşmesi Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği mucizesidir. Bu mucizelerin gerçekleşiyor olması Mehdi aleyhisselam devrinde olduğumuzun da delilidir. Müslümanlar bu mucizeleri gördüğünde sevinç duymalı, sevinçle bu güzelliği tüm insanlarla paylaşmalıdır. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.